Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün bir saatlik grafiklerde size yeni bir alsat stratejisi göstereceğim. Videoya başlamadan önce videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesinin telinde değildir arkadaşlar. Ayrıca Miami indikatörü için gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür etmek isterim. Bir de videoyu geçmeden önce bir beğeni like atarsanız çok sevinirim. Yani çok fazla like istemiyorum. Hani hoşunuza gidiyorsa bir like'ı çok görmeyin lütfen. Daha fazla insan erişebilmemiz için bunlar gerekli olan şeyler. Yoksa e, vaktinizi çalmak istemiyorum tabii ki de. Dilerseniz hızlıca geçelim stratejiye. Bir saatlik grafikleri açtım arkadaşlar. Tradingview.com'dayız. Bazı arkadaşlar soruyor hala hangi siteden yapıyorsunuz diye. Tradingview.com Bir saatlik grafiklerde emlak konut sitesi üzerine anlatacağım. 3 tane indikatör ekleyeceğiz arkadaşlar bugün. Birincisi bakın şu şekilde koral Trend Indicator Lazy bir tarafından yazılmış 8500 tane de favoriye alma sayısı var. Şimdi bu indikatör gördüğünüz gibi bir trend indikatörü. Hareketli ortalama yani. Bunun ayarlarından şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Burayı 26 olarak değiştiriyorum. Buradan Color Bars'ı seçiyorum. Ardından bakın stil kısmından bunu bunu kapatıyorum bu mavi beyaz yapabilirim. Tamam dedim. Şimdi olay çok basit arkadaşlar bu indikatör özelinde. Eğer mumlarımızın rengi kırmızıya dönüşürse bu bizim için bir sat sinyali oluyor. Eğer mumlarımız yeşile dönüşürse bu da bizim için bir al sinyali oluyor. Bakın kırmızıya dönüşmüş, yeşile dönüşmüş alıyoruz, kırmızı satıyoruz. Ancak bazı noktalarda böyle tepelerde, bakın mesela burada bir al sinyali vermiş. Ancak ardından tekrar sat sinyali vermiş ve bu şekilde düşmeye devam etmiş piyasa. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. İndikatörleri tek başına kullanmamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çoğu indikatör tek başına kullanıldığında işe yaramaz bize büyük kayıplar yaratabilir. O yüzden ikinci bir indikatör daha ekleyeceğiz. Bakın AAFLI şeklinde yazıyorum. Angel Attack, Attack Follow Line Indicator. Buna bir kere tıkladım. Bu şekilde yazdığınızda karşınıza gelecektir. Şimdi bu indikatörün ayarlarından öncelikle bakın girdiler kısmında periyodumu 50 olarak değiştiriyorum. Burayı 100 veya 200 de yapabilirsiniz. 50 benim için ideal şu an. Diğer şeylerine dokunmayacağım. Hatta en alta ineyim. Bakın bar kalış Bunu kapattım. Ancak mumları boyamaya hala devam edecek. Yani işlevsiz bir bar kalırsa olmuş. Bakın burada en üstteki iki tanesi açık kalacak. Onun dışındaki her şeyi kapatacağız arkadaşlar. Benim kapattıklarımı kapatın. Altlarda bir iki tane daha açık bir şeyler bırakabiliriz. Tam hatırlayamadım orasını. Bakın bunu da kapattım. Arka plan renkleri açık kalsın. Bakın bar kalır kapat. Şimdi bunlara dokunmamıza gerek yok. Bunun ikisini de kapatabilirim. Görünürlük kısmından bakın hiçbir şeyi değiştirmiyorum. Girdiler kısmından periyodumu 50 yaptım. Tamam dedim. Dostlarım Şimdi bir indikatör daha ekleyerek kendi sinyallerimizi desteklemeye, kendimizi daha çok garanti almaya biraz daha yaklaştık. Ancak bakalım nasıl olmuş. Şimdi mesela burada bir buy sinyali aldık değil mi? Mumuzun rengi yeşil oldu. Alttan kontrol ediyorum. Benim alttaki indikatörüm de maviye dönüşmüş. Bu da benim için bir al sinyali. Buradaki indikatör mavi olunca al, kırmızı olunca sat sinyali veriyor bizlere. Bakın burada ikisi de gerçekleşmiş ve fiyat yükselmeye devam etmiş. Burada barlarımın rengi kırmızı olmuş. Ancak alttaki indikatörüm hala mavi olduğu için burada herhangi bir satış işlemine girmeme gerek yok. Bu strateji kripto paralarda, hisse senetlerinde veya forex piyasalarında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden long ve short yönden olarak anlatacağım. Vadeli işlemlerde de kullanabilirsiniz dediğim gibi. Aynı şekilde bakın burada da mumlarımız kırmızı olmuş. Ancak alttaki indikatörüm hala mavi olarak devam ettiği için Burada da herhangi bir işleme girmeme gerek yok. Ancak bakın şu noktada hem mumlarım kırmızı olmuş, hem alttaki indikatörüm kırmızı olmuş ve bana fake bir sinyal vermiş aslında. Yani burada ben bir short işleme girseydim fiyat yükselmeye devam edecekti gördüğünüz gibi. Beni bakın burada korudu, burada korudu ancak burada koruyamadı. O yüzden bir indikatör daha ekleyeceğiz. Beni takip edenler bu indikatörü bilir. Birkaç tane videomda bahsettim bu indikatörden. Gerçekten çok sevdiğim bir indikatör. Buraya bakın indikatörler bölümüne Black Flag yazıyorum. Şu şekilde. Swing Arm ATR Trend Indicator çıktı karşıma. 3700 tane de favori sayısı var. Bunun üzerine bir kere tıkladım. Ayarlar bölümüne geldim. Ayarlar bölümünde girdiler kısmında arkadaşlar ATR periyodumu 12 yapıyorum. ATR çarpanı da 6 yapıyorum. Diğer videolarımda farklı ayarlarla da göstermiş olabilirim. Ardından stil kısmına geliyorum. Burada bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum. Bunları kapatıyorum. Size açık olacaktır. Ve bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Sadece en alttaki parselin arka planı olan kısım kalacak. Ardından tamam dedim. Sistemimizi bu şekilde kurmuş olduk. Bakın. Burada beni zaten koruyordu. Burada da koruyordu. Ancak burada koruyamıyordu az önce. Bu indikatörü de ekleyince artık beni burada da ters yönde bir işlem açmaktan korumuş oldu. Nasıl korudu hocam? Bakın alttaki benim indikatörüm yeşil gidiyor. Eğer bu indikatör kırmızıya dönüşürse. Bakın mesela burada kırmızıya dönüşmüş. Ha burada da bir mum düşmüş ama burada mecburen terste kalmışız arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Burada büyük ihtimalle şu noktalarda stop olmamız gerekiyordu. Anlatalım. Şu şekilde. Bakın, üstteki indikatörümün rengi kırmızı olmuş buralarda. Diğer e, Black Flag indikatörüm burada kırmızı olmuş. Alttaki indikatörüm de tam olarak şu mumda kırmızı olmuş. Burada işleme giredebilirdiniz, girmeye edebilirdiniz Girmek için bahanelerimiz 3 koşulda gerçekleşti deyip işleme girebilirdik. Ancak girmemek için bir bahane bulmak gerekirse, bakın şu şekilde mumlar burada kırmızı olmuşken diğer koşulların burada gerçekleşmiş. Yani arada epey uzun bir zaman farkı var. Bu kadar uzun bir zaman farkı olduğunda yani 14 çubuk var arada. Bu şekilde terse bıraktığı olmuş. Dediğim gibi burada şuralarda stop olup buradan tekrardan bakın 3 koşulumuzun da gerçekleştiği bölgeden tekrardan bir long pozisyon yani bir alış pozisyonu açabilirdik arkadaşlar. Ve bakın fiyatın bu şekilde yükseldiğini görebiliyoruz. Bu strateji bir saatlik, 4 saatlik, günlük hatta bir dakikalık grafiklerde bile çalışır bu arada. Onu da söyleyeyim. Sizlere bitiyor daha vermek gerekirse. Bakın alttaki indikatörümün arka planı burada mavi, burada kırmızı. Arka plan maviyken mavi gelen işlemler yani long yönlü işlemler bizim için daha geçerlidir arkadaşlar arka plan kırmızı iken burada gelen aşağı short yönlü işlemler bizler için daha da geçerlidir arkadaşlar. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Mesela şu noktaya bakalım. Bir short işleme nasıl girebilirdik? Ondan bahsedelim. Bakalım. Şimdi mumlarımızın rengi kırmızı olmuş. Burada devam ettiriyorum. Tam şu noktada artık alttaki indikatörüm kırmızı, kırmızıya dönüşmeye başladı. Ancak ben ne istiyorum? Arka planımda kırmızı olsun devam ettirdiğim zaman bakın burada bir geri çekilme ve mumların rengi yeşil oldu. Ancak benim trend indikatörüm hala kırmızıda. Yani bu benim için bir yükseliş sinyalini ifade etmiyor. Alttaki indikatörüm de bunu desteklemiyor zaten. Devam ettirdiğimde bakın bu noktalarda artık hem arka planım kırmızı hem alttaki indikatörüm kırmızı hem mumlarımın rengi kırmızı hem de düşüş trendimin rengi kırmızı. Yani tam şu nokta short işleme girmek için Güzel bir nokta gibi görünüyor arkadaşlar. Burada da işleme girdiğimizde şu şekilde aşağılara doğru %9 gibi karları görebilmemiz mümkün. Bu strateji bizlere çok büyük trendleri yakalattırabiliyor arkadaşlar. Ee, şu noktalarda mesela risk alınabilir. Arka plan rengi kırmızı ancak bakın şu şekilde şuralarda 3 koşulumda sağlanmış. Üstteki benim trend indikatörümün bir püf noktası var. Beni takip edenler onu da bilecektir. Fiyat gelir arkadaşlar bu şekilde, üstüne çıkar ve bir geri çekilme yaşanır. Ardından yükselir tekrardan. Mesela bakın burada da tam tersi. Aşağı doğru inmiş ancak burada düşmemiş fiyat. Bir geri çekilme yaşamış. Yani benim trend indikatörüm burada test etmiş, ardından düşmeye başlamış. Bu indikatöründe böyle güzel bir püf noktası var arkadaşlar. Yani mesela şu bölgeye geldiğinde fiyatlar buralardan tepki alabiliyor bu şekilde. Hani ben buralardan işleme girdiğimi düşünürsem tepki alabileceğini farz ederek stopumu buraya koyuyorum arkadaşlar. Yani çok yakın bir noktaya koyuyorum. Fiyat düştükçe ben de stopumu düşürerek şu şekilde takip ettiriyorum fiyatı. Ve en son burada veya şuralarda stop alıyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ufak bir like atarsanız çok sevinirim. Yarın yine buradayız. Bir dahaki sefere daha güzel stratejilerle inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın, bol kazançlar dilerim.